rahat uyusun en iyi şekilde. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını, ulusal onurumuzu bu davanın selamete ulaşacağına yürekte inanıyorum. Rauf Raif Denktaş isminin yaşatılması adına ortaya konulan bu irade ve haliyle bu rekarasyon projesinin bu şekilde hayat bulması beni çok mutlu etmiştir. Rauf Raif Denktaş'ı anarken onun büyük bir lider olduğunu, onun benim de kendisiyle sohbetlerimde hep bana devletten bahsettiğini, egemenlikten bahsettiğini, bu ülkede Kıbrıs Türk halkı var olacaksa mutlaka egemen olması gerektiğini, mutlaka devletine sahip çıkması gerektiğini konuşan, söyleyen, ölüm yatağında bile bunu bir vasiyet olarak bırakan bir liderdi. With our sovereignty, with our independence, with our freedom. Türkiye'mizde, ana vatanımızda artık egemen eşitliğe dayalı Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğiyle bir çözüm olacağını bütün dünyaya bir kez daha kırıyorum. Bağımsızlık diyorum, anlıyor musunuz? Artık Kıbrıs'ta Rauf Raif Denktaş'ın bize bıraktığı vasiyeti, yani egemenlik temelinde bu mücadelenin sürdürmesi gerektiğini yine halkımızla paylaşmak istiyorum. Devletim diyorum, anlıyor musunuz? Egemenlik demek kendi geleceğini tayin etme hakkı demektir. Kıbrıs Türk halkı da ödediği bedellerle, şehitleriyle, fedakarlıklarıyla, yaşadığı soykırımlarla elbette bütün dünyanın gözü önünde kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olacaktır ve olmalıdır ve olacaktır.